Şu son dönemlerdeki pandemi nedeniyle e, insanların dışarıya çıkmaları veya hareketliğinde epeyce bir azalma söz konusu. Buna bağlı olarak da e, eskisi eskisi kadar kalori alımı olduğu ve tüketimin azaldığı zaman gayri ihtiyari kilo artışı ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak da özellikle uyku hastalıklarından tıkayıcı uyku apnesi dediğimiz hastalarda e, ne yazık ki hem sıklıkta biraz daha artış görüyoruz hem de eski hastaların semptomlarında artış söz konusu olabiliyor. E, hareketliliğimizin azalması sebebiyle e ee, ilk önce yapılması gereken şey, e, pasif egzersiz dediğimiz ev içi egzersizleri olabildiğince fazla yapmaya çalışmak gerekiyor. Yani tüketimimizi vücudun kalori e, tüketimini e, arttırmaya çalışmamız gerekiyor imkanlar dahilinde. Eğer bu mümkün olmazsa şayet e, yine e, üretim ve tüketim dengesini sağlayabilmek, yani kilo artışını e, kontrol altında tutabilmek için Mutlaka eskisi kadar kalorili gıdaların alınmasını engel olarak daha az kalori alımını sağlamamız gerekiyor. Bunun için de mutlaka şeker içerikli gıdaların tüketilmesi sıvı veya yiyecek olabilir. Bunların tüketilmesinin e, azaltılması gerekiyor. Vücutta e, e, kilo artışı e, %10'un üzerinde olduğu zaman e, bu kişilerde e, tıkayıcı uyku apnesi dediğimiz problemlerin ne yazık ki sıklığının ve şiddetinin artmasına yol açıyor. E, adı üzerinde tıkayıcı uyku apnesinin en önemli e, sebeplerinden bir tanesi de obezite dediğimiz bir durum. E, obeziteye yol açtığı zaman bu kilo artışının Kişilerdeki tıkayıcı uyku apnesi ile ilgili problemlerin e, ne yazık ki çok ciddi bir şekilde şiddetini arttırıyor. E, daha önce uyku hastalığı sebebiyle e, uyku maskesi kullanan hastalarımızda %10'un üzerinde bir kilo artışı olursa bu hastaların mutlaka tekrar değerlendirilerek gereken cihazlarının ayarlanması veya bir başka tedavi modalitesine geçilmesi gerekiyor. Uyku e, problemleri ortaya çıktığı zaman e, vücuttaki oksijen saturasyonu oldukça düşüyor. Oksijen saturasyonunun düşmesine bağlı olarak e, vücutta oksidatif stres dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Yani hücrelerin kendi kendilerini yenilemeleri imkanı ne yazık ki normalleşmiyor, normal hale gelmiyor. Bu da e, tansiyondan tutun da şeker hastalığına ee, bazı kanser türlerinin bile e, artışına neden olabiliyor. Kalori tüketiminin de e, eskisine nazaran daha az olması yani ihtiyacımız kadar olması gerekiyor.